Şehrimizin içindeki tarihi tescilli yapıları gerek merkezde, gerek Kızıltepe'de, gerek Nusaybin'de yapmak suretiyle sokak sağlıklaştırma projeleri yapıyoruz. Midyat'ta çok önemli çarşılarımızın restorasyon projelerini yapıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle, yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz ve kentsel yenileme kapsamında Mardin merkezde tarihi binalarımızın süliyetini bozan yaklaşık 240 tane yapımız var. Aslında yapılarda eklentiler var. Bu eklentilerde vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası çerçevesinde Büyükşehir Belediye'mize de bu kapsamda yaklaşık 50 milyon lira kaynak aktarmak suretiyle belediyemizle birlikte bu süreci vatandaşlarımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde bu süreci yürüteceğiz ve işin sonunda tarihi tescilli yapılarımızın süliyetini bozan bu eklentileri kaldırarak aslında uygun hale getireceğiz ve inşallah burada istihdamı artıracak. Buraya gelen vatandaşlarımızın o hoş sokaklarda daha çok vakit geçirmelerini sağlayacak adımı atmış olacağız. Bunu da zaten bu projeyi başlattık ve ilave kaynaklarımızla birlikte inşallah 2023 yılına geldiğimizde bütün o tarihi yapıların eski haline kavuştuğu bir Mardin'i hep birlikte inşa etmiş olacağız. Nusaybin'de tarihi çarşılarımızın sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor. Buraya da bu proje kapsamında 5 milyon lira hibe ve yine kredi desteği vermek suretiyle Büyükşehir Belediye'mizle birlikte sürecimizi yürütüyoruz. İl Bank Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye'miz birlikte yürütüyor. Artuklu ilçemizde tarihi çarşılarımızın 250 tane dükkanımız var. Birazdan oranın da hep birlikte gezeceğiz, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Burada da restorasyon çalışmalarını başlattık ve bu kapsamda Büyükşehir Belediye'mize 5 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz ve buradaki çarşıları, dükkanlarımızı aslında uygun bir şekilde yenilemek ve restorasyonunu yapmak suretiyle hem binalarımızı, hem çarşılarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı yenileyerek Mardin'imizi inşallah aslında uygun haline getirecek adımlarımızı atıyor olacağız. Diğer taraftan Yeşilli'de bir kentsel dönüşüm projesi uygulayacağımızı ifade etmiştik ve vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bu süreci yürüteceğimizi ifade etmiştik. Ve görüşmeler neticesinde yaklaşık %75 vatandaşımızla projede uzlaşma sağlanmış oldu ve hala o uzlaşmaları belediye başkanımız devam ettiriyor ve inşallah orada davulla, zurnayla çok önemli bir dönüşümü Yeşilli'ye kazandırıyor olacağız. Ve bu sürecin, uzlaşma sürecinin bitmesine mütakip bu yıl içerisinde de inşaatlara başlayıp Yeşilli'ye bir kimlik katacak ki Yeşilli'nin o değerine değer katacak bir projeyi de hayata geçiriyor olacağız. Tekrar sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Var. Nereye gidiyoruz? Biz Mardin'imizin bütün ilçelerinin vatandaşlarının yanındayız ve var gücümüzle aynı anlayışla çalışmalarımızı devam ettireceğiz diyor. Sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.